Herkese yeni bir vlogdan daha merhaba. Arkadaşlar ışıkta ve renkte bir sıkıntım var bilmiyorum. Şu an kamera bir garip gösteriyor. Ama an itibariyle Çeşme'den İstanbul'a gelmiş bulunmaktayım. İnanılmaz özledim. İstanbul'da sadece 3 gün falan yoktum. Bu arada gerçekten hani o kadar fazla overdose bir aile seansı yaşıyorum ki. Hemen kendimi dışarı atacağım. Şu an geldim. Gerçekten şu an geldim. Ve geldiğim gibi Burak'ların yanına gidiyorum. Onlar Karya'yla beraber bugün Karya'nın stüdyosunda bir müzik yapıyorlarmış. Bilmiyorum artık tam neler oluyor. Hep beraber ilk olarak oraya gideceğiz. Daha sonra benimle beraber 2 gün devam edecek. Evet, çok mutluyum. Benim de size bir haberim var. Koşa koşa geldim, duştan çıktım. Ya Alek bir gün görüntü videosu falan yapacağız da onu sonra şey yaparız. Kamera yeni mi? Orada kamerama rica ediyorum. Elinle lensa dokunma Alek. Yeni mi bu? Yeni. Hadi bay bay. Hadi. Orada görürüz. Ben hemen yandan çıkıyorum. Hadi yeter, daha fazla çok. Bile. Oo. Gel oğlum. Ah. Geldi. Hangi apartman acaba dostlar? Hello. Hello May. Welcome to my vlog. Arkadaşlar, welcome to my crib MTV. Merhabalar. Şimdi 12 odalı 45 tuvaletli evimi gezeceğiz. Buyurun. Ne yaptınız? Burası... Red map ya, benim işler. Oh, the big face Rolly, I got two of those. Ah, my best. Ah, kardeşim, şarkımı ezberlemişsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, size bir şey söylemek istiyorum. İçinizde kayanın bütün söylediği şeyler yalandır. Hiçbir şekilde hiçbir şarkımı ezberlemez, bilmez. Bütçeli çalışıyoruz. Ailesi kilitlenmiş durumda. Birlikte yaşıyorlar. We killing them. Arkadaşlar, ben neyin içine düştüm kardeş? Arkadaşlar, videodan çıktık. Evet, her bir şey söyleyeyim, gerçekten sizin performansı kutluyorum. Ama Allah sabrını veriyor. Yemin ediyorum şarkıların bir kısmından dinlerken benim ne diyorlar acaba? Yani her gün buradayız bu şekilde. Birazcık yorucu bir süreç geçiriyoruz. Keyifli dostlar geliyor. Arkadaşlar kapattık, dışarı almak. Aynen, hadi hadi. Hepsini alabiliriz. Seviyorsun he? Hı-hı. Arkadaşlar eve geldik. Ben tabii ki de diyetimi koruyup bir şey yemiyorum. Şaka. Dün mantı yedim. Dün iki tabak mantı yedim. İki tabak mı? Şaka. Üç çatal. Ben bu burgerciyi daha önce görmemiştim ama. Ay ya, burada bir tane burgerci var. Burak bize söylemişti. Müthişti Burak o. Neydi adı? Değil bir şey. Deli dana, deli dana. Oha, bizdeki daha iyi duruyor. Burak'a ne yarısın bana bırakıyordun bu arada? Hakikaten. Bir tane tadına bakabilir miyim? Bir ısırık. İnanılmaz. Ne kadar çok şey kaçırdım var mı? Kesin, asla istemiyorum. Söylesek mi? Sen söylersen söylerim. Bu zamanlama ne olacak senin ya? Sana ne ya? İstediğim şey istediğim zaman yerim. Ama arkadaşlar bir şey açıklamak istiyorum. Ne zaman bir şey yesek Sibel'e soruyoruz ister misin diye. Sonra sipariş geliyor. Sonra biz yiyince istiyor. Bu arada evet, dün de aynı şey oldu. Mantı yediler, ben böyle bir canım çekti. Sonra bir geldim, psikolojik olarak doydum galiba falan. Güzel, günaydın. Şu an uyandım ve dans derslerine gidiyorum. İnanılmaz mutluyum ve heyecanlıyım. Çünkü hocanın hiçbir ödevini yapmadım. Sibel de sana ödev veriyorum, bu ödevleri yap, evde tekrar. Kardeş, ben oradan oraya gez. Zaten geldiğim günden beri beraberiz. Vlog koyduk. Şimdi arkasına Çeşme'den döndüğüm gibi ne yaptığımı biliyorsunuz. Şimdi neyse, bir Starbucks'a uğrayacağım, kahve alacağım. Ondan sonra dans dersine gideceğiz. Hadi işte ben de Starbucks'a gelin, gidelim. Maskemizi takalım. Dışı black, içi pembe, bir pantero, bir dantelo, bir hankerto, bir cüzdanımızı alalım ve adios kuaferos. Ay, kuaferos diyorum, Starbucks'os. Kahvenin üzerine Sebil yazmışlar. Biz buna Ahmet Aksoy laneti diyoruz. Çok geç kaldım yine. 10 dakika geç kaldım spor abi. Hadi ya, hadi ya. Arkadaşlar, dans dersine geldim. Ödevlerim ismini yapmadım ve itiraf ettim orada. O yüzden iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Ve şimdi şey çalışıyoruz. Hani şu hareket var ya hani. Sen yapsana bir. Ben nasıl yapacağım? O kadar zor geliyor ki. Biraz zaman. Biraz zaman dostlar. İnanamayacaksınız. Çünkü evde işinde hazır olun. Bütün süreci bu arada çekeceğim yani. Şu an böyle parça parça oluyor da hepsi birleşecek. O zaman ancak size demek istediğimi. Beriniz olsun. Tik, 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 sa, en, vum. Vum.
Güzel. Arkadaşlar şu an danstan çıktım. Ofise geldim şu anda. Daha henüz haberini veremeyeceğim bir proje için ofiste görüşme yapıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. Ama çok 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 başka ve büyük bir format için konuşuyoruz. Her şey sürpriz olacak. O yüzden şu an bir ipucu veremiyorum. Şu anda bir beyin fırtınası yapıyoruz. Beni hangi tarz bir projeye oturtmak için? Evet geldim. Peki Sibel nasıl bir format yapabilir? Bence sen onu düşün. Narot oturduğumdan beri bütün eleştirileri söyledi bir insana söylenebilecek. Karakterimden tut tipime kadar yani. Bir şey bulamadım. Yani olmuyor yani. Kafamda olmadı. Merhaba. Herkes seni koruyorum ama kimse koruyor. Sibel burada yokmuş gibi bana söylüyor. Ona da böyle konuştuk. Bir şey söyle yani şey gibi böyle hani masada biri olur ya böyle hep hani. Hemen çevirir lafı falan. Ben yani falan. Arkadaşlar şu an ofisten çıktım. Diye durduğunuz konuşmaları birazcık confidential yani söyleyemiyorum size şu an. Çünkü çok büyük bir iş eğer olursa ki ben olacağına inanıyorum. Olacak desen oluyor çünkü bir şey. Bu yüzden olacak herif. Bu vlogda şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben ofisten çıktım ve farkındaysanız hala danstaki kıyafetlerim. Önce bir duş alacağım. Ondan sonra Burak'ların yanına gideceğim. Burak da bana bu projede yardımcı olacak. Her zaman hiçbir zaman benden desteğini esirgemez canım Burak. Ondan sonra Burak'la birazcık proje için bakınacağız. Sonra yarın ne kadar yoğun bir gün bekliyor biliyor musunuz? Hep beraber var ya sıçtık affedersiniz. Yarın sabah 8'de sporum var. 8'de spor. Ben. Bayağı sekmiş ama yok gideceğiz. Yarın saat 7'de falan uyanacağız. 8'de spora gideceğiz beraber. Spordan çıkacağız. 10'da toplantım var ofiste. Ondan sonra saat 12'de başka bir toplantıya gidiyorum. Bu projeyle ilgili bir sunum yapmaya. Saat 12'de. 12'de o toplantıdan çıkıyorum. Hazır mısınız programın devamına? Sanıyorsunuz güzel şeyler. Bir dakika telefon çalıyor. Alo. 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 Ha buyurun. Sibel Hanım'la mı görüşüyoruz? Evet buyurun. Biz geçen hafta bir tamirat işi için yarın geleceğiz. Acaba yarın müsait misiniz diye önceden arıyoruz da şirketimiz gerek. Hangi tamirat şirketi? Dolap tamiratı Sibel Hanım. Bir saniye geri döneceğim size hemen soruyorum. Dur tamam kapat. Benim Sina. Allah'ın gerizekalı Sina. Aptal mısın ya? Allah. Ve Sina şu an inanamayacağım vlog çekiyordum. Ay Sina diyorum ki bu kim abi? Evi soymaya geliyorlar falan diyorum. İnanamıyorum senin taklit yeteneğin tam oyuncusun da bu kadar olmazsın yani. Tamam nasıl gidiyor bu arada program? Güzel güzel çok güzel gidiyor. Arkadaşlar Sina'ya öldüm şu anda. Neyse ne diyorduk yarın kız o bir program yapacak da ona gideceğim çarşamba günü. O çarşamba günü programımız da belli oldu. Salı günü oradan çıkıyoruz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane marka reklam için video bir tane de Reels çekmem gerekiyor. Yani yarın Allah sabrını verir ama sıkıntı değil. Ben şimdiden duş alıyorum. Ondan sonra Burak'la beraber projeyi açacağız ve siz de beraber ben de beraber olacaksınız. Ali'cim seni izliyoruz. İnanılmaz bir görsel hafızaları var. Ama ben şu an bu olayı... Hayır, ya. Ben demek ki en tamam, ver o. Ve ben arkadaşım çakozda mısın? Tamam, bak işte. Şunu da katarak ayağa kalk. Bak bu backstage çok iyi. Hayır ya. Arkadaşlar Ahmet ve Burak yan tarafta sneakerlarını bağlıyorlar. Ben Drake'in Popstar videosunu izliyorum. Harika. İyi ki. Ne yapıyorsunuz burada? Hızlı üretim gibisiniz ya. Siz Popstar'sınız ben doktorum kardeş. Ne yapmaya çalışıyorsunuz gerçekten Burak'tan? Farklı bağlamaya mı çalışıyorsunuz? Bağlıyoruz, düzgün bağlıyoruz. El işi saatiyoruz. Evet hakikaten böyle kliplerde olur ya el işi falan. Tamam. Şunun içine kalıp koyalım da giyeyim Burak. Siz aslında böyle biriymişim. Her şeyim yalanmış. Kalıp giyip giyip insanların şeylerini kullanıyormuşum. Buna bir tek ben güldüm. Günaydın arkadaşlar. Saat 7 tam olarak. 8'de sporum var biliyorsunuz. Çok yorgunum. Anam bittim ya. Şeytan diyor ki sporu iptal et. Böyle kemerle yürüyüş yap. Düşünmüyor değilim şu an arabadayım ama. Acaba hocamı mesaj atıp böyle kemerle mis gibi havada yürüyüş mü yapsam? Bak o fikir de bana çok çekici geliyor. Ne uyurum var ya. Günaydınlar. Nasılsınız? Diyeceğim bak bittik. Gözümü de açamıyorum daha. Arkadaşlar Berat Reis'le spora başlıyoruz. Sizi şöyle şu kenara alıyorum. Bu arada ben ayrıca spor motivasyon falan videosu çekeceğim ya. O zaman detaylı şey yaparız. Ama yine de böyle kalsın. Hadi. Baktın kendine. Bakıyorum. Evet. Hop çekiyorsun. Hop. Anladım. Kollarını kullan. Çek kendini. Bırak onu Sibir, gel. Görüyorsunuz değil mi? Berat bana bırak onu Sibir, boş ver dedi. Demek ki yapamadım. At kendimi yukarı. Arkadaşlar şu an çekimden çıktım. Bu arada Mina'yla tanışalım. Merhaba.
bakın biteyim bitik. Dedim ne diyorum, yalan söyledim. Spordan çıktım. Şu anda halimize hazır mısınız? Sizce ne yapıyor olabilirim ben, hani böyle her şeyi Reels çekiyoruz. Ama ben Reels'in backstage'ini, Reels backstage diye ayrıca bir vlog yapacağım, biliyorsunuz herhalde, bilin yani. O yüzden hepsi orada olacak. Şimdi ben onun için video çekeceğim. Bu arada toplantım, ilk hani büyük toplantım çok iyi geçti. Her şey yolundaydı bugün. İki şey de müthişti. Gayet başarılı bir şekilde halledildi. Neyse hadi bay, Reels çekiyoruz biz. Sonra izlersiniz. Son Instagram'dan şuraya. Arkadaşlar an itibariyle Burak da katılacak. Ama seyirci olarak. Size Burak yürü yapayım mı? Yapamadım. Ben niye böyle demiyorum dans ya? Sadece zaten bu saniyesini kadar yapabiliyorum ben. Yani 3 saniye falan. Ben sana başka dans öğretim mi? Dur aşkım, karıştırma, adam bunu ödev verdi. Ödev bu. One eternity later. Birazcık tadım kaçtı açıkçası. Ya şimdi şöyle, ben Burak'ın dansını çekemiyorum size de, ben hayatımda böyle bir çocuk görmedim kardeş. Nasıl dans ediyorsun ya? Benim böyle uğraştığım bir iki saatlik dansta Burak böyle birden... Hande yapıyor, onu bile yapamıyorum. Arkadaşlar ben çok net bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok net bir şey söyleyeceğim. Bu dans için çözeceğim. Bu dans için çözeceğim. Burak yapacak mıyım? Yapacaksın. Yapacağım mı? İsteyip de yapamayacağın hiçbir şey bu hayatta. Bu hayatta isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yok benim. Bu dans için çözeceğim. Mesela bazı şeylerde hiç esnek değilim, bir dakika. Bak şuralar var ya mesela. Tık. Tık. Bu bölgem benim yok kardeşler. Bayağı o bölgemi biri almış, hapsetmiş, kilit koymuş. Oralar böyle istediği gibi hareket edemiyor. Ama benim şu salak hareketim var ya. Yani ondan burası full böyle. Zaten Sertan Hoca da bana şey dedi Burak. Oraların çok iyi üst. Yani şuranın çalışman gerekiyor dedi. Burası da en yakın zamanda olacak. Yani şu an kadar iki tane dans dersine gittim. Birazcık tadım kaçık. Yarın üçüncü dans dersimiz var. Bakalım üçüncü dans dersine ne kadar gelişmiş olacağım. Şu anda bir tane Reels koymak istiyorum dansla ilgili. Ama maşallah sosyal medya dalga konu. Zaldırın diye yapamıyorum. Şimdi Burak bana neydi filmin adı Burak? You Got Served. You Got Served, yani servis edildiniz. Evet ama yani. Türkçesi ne oluyor? Deyim ya, Amerikalı. You Got Served diye bir dans filmini izletecek bana. Canım Burak nasıl da ilgileniyor benimle. Teşekkür ederim. Dansıma ilgi verdiğin için. Çekimler bitti. İşlerimizi hallettik. Maraka çekimlerini yaptık. Burak görüp bir hoodie bab işte. Baskete gidiyoruz. Hoodie. Gel sen. Parmaklıkların arkasında mı kaldın? Arkadaşlar hoodie aklınıza gelebilecek bütün topları patlattığı için onu şu an dışarı almıyoruz. Burak Görük bir yandan kulağında kulaklık müzik dinliyor. Hoodie baba seni alamıyor ki ya. Kusura bakmıyor ki inşallah. Isırırım lan! Arkadaşlar hoodie'ye tatlı bir şey söylediğim zaman hoodie böyle yapıyor. Böyle duruyor. Öyle yani, burada takılıyoruz. Bir yandan video editliyoruz. Bir yandan foto koyuyoruz. Son fotomu likeleyin heee. Ay amere. Günaydın, günaydın, günaydın. Arkadaşlar siyahlar içinde karabasan gibi geziyorum. Burak'la kahvaltıya gidiyoruz Gülhan'a. Yemek benim fikrimde ama galiba biraz kalabalıkmış. Hafta içi nasıl bu kadar kalabalık her yer anlamıyorum. Arkadaşlar hemen yemem lazım, bay bay. Ani bir kıyafet değişimiyle karşınızdayım. Ama Burak Görük hala aynı. Şu an çekime gidiyorum Sinan'ın stüdyosuna. Hani beni aramıştı ya, kandırmıştı mobilyacı diye. Çekime gidiyoruz. Çekimin backstage'ini çekeceğim full. Bu vlog ne kadar dolu bir vlog oldu peki? Burak Görük beni yalnız bırakmayıp benimle beraber çekime gelmeye karar verdi. Çok ince bir harekete teşekkür ederiz. Buralar nereler hiçbir fikrim yok bu arada. Merhaba. Bir kere daha konuşalım. Merhaba. Aha ne kadar kalabalık. Yanınızda bol gargara getirin. Az nakli, mide nakli böyle şeyler. Ha ne yaptın reis ya? Sibel ablanı getirdim buralara. Ablam. Konuk olacağım bana. Heyecanlı mısın? Açım. Sen cezada yaptın mı? Senin başına bir şeyler geldi. Spoiler vermeyeyim şimdi. Belki arkadaşlar bak, dedim ki sakın bana zor bir soru sorma. Kesin bana matematik falan soracak ve bitiş. Rezalete hazır olun dostlar. Arkadaşlar aklıma ne geldi biliyor musunuz? Biz Sina'yla yani bundan 4 yıl önce falan bir tane program yapmıştık. O bizim bilgi üniversitedeki...
Bilgi Üniversitesi'ndeki programa konuk gelmişti. Sina bizim Bilgi Üniversitesi'ndeki programa konuk gelmişti. Aa, söylesene onu. Sina bizim Bilgi Üniversitesi'ndeki programa konuk geldiğini hatırlıyor musun? Sen o zaman da şu ankinden daha yaşlıydın. Çok zor sorular soracaklarmış, uğraşamam ben. Arkadaşlar bakın, bilemeyin, linç mi hiç istemiyorum bu videoya. Benlik bir şey yok vallahi, sorular zor. Allah sabrını veriyor, bütün şeyi de çekecek mi yine? Yepyeni bölümünde konuğum bu kadar söyledim bana geçti. Kit.store gözüküyor mu hocam kameralar? Hayır, konuğum Sibil Çetinkaya'da. Görmüş olduğum gibi üstüne kit yazıyor. Bu arada konuk Sibil o öyle. Bir, sen değiliz Burak. Evet, Blender'ın yeni bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Yeni bölüm bayağı iyi gördüğünüz gibi. Sina Özer'i arıyor gözleriniz. Yok, kendisi artık burada olmayacak. Ben sunuyorum programı. Güzeller güzeli Sibil Çetinkaya burada. Arkadaşlar evet, neyse dur şimdi. Arkadaşlar şu an çekimden çıktım. Benim lisedeki en yakın arkadaşlarımdan birini gördüm. O kadar mutluyum ki, Eren. Merhaba, ne haber? Eren var ya, candır candır Eren ya. Polisizde çalışıyormuş. Bir baktım vale gibi böyle geldi. Hanımefendi falan diye ben de böyle baktım bak. Hemen arabadan in demeye çalışıyor. Ben böyle döveceğim kim bu valeye falan. Şurana gelmişsiniz dedim, nasıl aynen, yani öyle, dedi siz de. Yanlış gelmişsiniz falan diyor. Meğer Eren'miş. O yeni kamera. Vay, hem de peanut şeyli. Tüylü. Vay, evet. Vay. 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 Şu an Games Media ekibi eksikleriyle beraber bir... Allah. Arkadaşlar telefonum ıslandı. Bir şey olmaz, iyiyiz. Four Seasons'a geldik. Four Seasons'da çok güzel bir yemek yiyeceğiz bu akşam. Ayşe geceleri adlı temayla buradayız. Evet. Ben de seni çok özledim. Benden ne kadar çok çekiyor biliyor musun? Bizim bir tane grubumuz var arkadaşlar, adı Fotokriz. Böyle krize girdiğim zaman onlara soruyorum. Bunlar böyle şeyde artık, isyanda yani. Arkadaşlar gördüğünüz fotoğrafların tüm kamera arkası bizden geçiyor. Biraz zor ama... Gece inanılmaz keyifliydi ama şunu anladım ki Allah sabrını vermiş, bir şekilde yorgunum. Sabahları erken uyanınca mahvoluyorum. Şu an hatta saat 8.30 ve spora gitmeye çalışıyorum. Arada yanımda daha karga bokunu yememiş uyanmaya çalışıyor. Spora gidiyorum, o yüzden videoyu kapatıyorum. Yepyeni bir video çekmeye gidiyorum çünkü size. Dans rutinim ve spor rutinim. Up ayrıca bir vlogda olacak. Sizi seviyorum. Bye bye de. Daha uyuyor. Hadi bye.